sadece Başkan Abdurrahman Bey anlattı. Sadece 2090'la 2000 arasını ve 2000 sonrasını kısaca kıyaslamaya çalıştı. Değerli arkadaşlar, 90 ve 2000 arasındaki dönemde dünyada kriz falan yok. Dünyada bir sorun yok. Sorun nerede? Türkiye'de. Niye Türkiye'de sorun var? Çünkü Türkiye'de istikrar yok. Güçlü iktidar yok. O yüzden de Türkiye 90 ve 2002 yılları arasında %3 ancak büyüyebilmiş. Her şey var. Dünya krizi yok. Dünya büyümeye devam ediyor. Ama Türkiye o yarışta geri kalıyor. Sebebi belli. Sebebi güçlü iktidar yok. İç meseleleriyle enerjisini tüketen bir Türkiye var. Geliyoruz 2003-2016'ya. Küresel krizler var. Bir de ülkemizde üretilen krizler var. Her ikisi birleştiği halde güçlü iktidar, sürekli istikrar olması dolayısıyla ortalama büyüme %5.6. 90 ve 2000'li yılların iki katı büyüme sağlıyoruz. Dünya büyümesinin de iki katından fazla büyüme oranına sahibiz. Buradan anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir ülkenin büyümesi ve önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı o ülkede idareye duyulan güven ve ülkedeki yönetimdeki istikrardır. Türkiye son 15 yılın bu sağladığı imkandan dolayı çok büyük kazanımlar elde etmiştir. Bir Türkiye, üç Türkiye olmuştur. Bütün göstergelerde bunu görmek mümkündür. Şimdi şuna bakalım. 2002'de satın alma paritesi gücüne göre Türkiye'deki kişi başı milli gelir Avrupa Birliği'nin kişi başına milli gelirinin %37'sini oluşturuyordu. Bugün ne oldu bu oran? %62. Demek ki Türkiye Avrupa Birliği ile aradaki refah açığını kapatıyor. Evet, küresel ekonomik kriz 2008'de başladı, hala da bitmiş değil. 10. yıla yaklaşıyoruz. Türkiye 7 milyon 600 bin vatandaşına iş sağlamış. Bu ne demektir? Her yıl ortalama 950 bin vatandaşımıza yeni iş, aş imkanı oluşturduk ve 2010-2017 dönemi itibariyle OECD ülkeleri arasında istihdam oluşturmada bir numara oldu. 2002'de enflasyon AK Parti iktidara gelmeden önce %35, önceki yıllar 60'a 70'e kadar çıktı. 2004'te tam Türkiye siyasi tarihinde 34 yıl aradan sonra tek haneli enflasyonla tanıştı. 2012 yılında ise son 44 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşti.
%6.2. 2002 yılı itibariyle %11.5 olan merkezi bütçe açığını milli gelire oranı ne kadardı? %11.5. Şimdine kadar %1.1 seviyesinde, yani o Maastricht kriterlerinin oldukça altında. Maastricht kriterlerini koyanlar bu kriterleri aşan kendileri oldular. Bize nasihat çekenler şimdi o kriterlerden hiç bahsetmiyorlar. Evet. Devam edelim. Rakamlara devam edelim. Arkasından bir yere geleceğiz. 2002 merkezi yönetim harcamalarının %43.4'ü, yarıya yakını, nereye gidiyordu? Faize. Bütçenin %44'ü faize gidiyor. 2016'da bütçenin ne kadarı faize gidiyor? %8.6'sı faize gidiyor. Evet. Vergi gelirlerine baktığımızda da durum vahim. %85.7'si faize gidiyor. Bugün ne kadar gidiyor? 2016 sonu itibariyle %10.9'u. Faiz giderlerinin milli gelir oranına baktığımızda 2002'de faiz giderlerinin milli gelire oranı %14.4. 2016'da 2'nin altına düşmüş. %1.9. Faiz giderlerinin milli gelire oranı aynen kalsaydı, yani %14.4 olarak devam etseydi, 2003-2016 yılları arasında bu ülke dişinden tırnağından arttırdığı, sizlerin derleyip toplayıp biriktirdiğiniz paraların toplam 2 katrilyon 6 trilyonu faize gidecekti. Faizi düşürdüğümüz için, milli gelirler gelir içindeki payını düşündüğümüz için biz ne kadar ödedik? 700 milyar. 701 milyar. Hala yüksek. 701 milyar da az değil. Ama 2.6 katrilyonla kıyasladığımız zaman çok önemli bir tasarrufu sağlamış oluyoruz. Ne demektir? 1.9 katrilyon fazladan faize ödemekten bu ülkeyi kurtardık. Nereye gitti bu paralar? Bu yollar nasıl yapıldı? Hastaneler, okullar, köprüler, tüneller. İşte bu faize verilmeyen, faizcilere verilmeyen, arttırılan bu 1.9 katrilyon parayla yapıldı. Evet. Faiz ödemelerini azaltarak oluşturduğumuz bu tasarruflarla da az önce söylediğim gibi ülkenin, vatandaşın ihtiyacı olan hizmetleri gördük. Yine 2002 yılında kamu borcunun milli gelire oranı %72. Bir senede derleyip topladığı paraların %72'sini, 1/3'ünden fazlasını borçlanmaya ayırmak zorunda. 2016'da ne kadar? %28. Bu durumda Avrupa'nın borç yükü bakımından en iyi ülkesi Türkiye. Evet. 92-2002'de
Dikkatinizi çekiyorum. 12 yıl içerisinde Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı, bu doğrudan yatırım, ya borsalara filan gelen para değil, öyle değil mi Lütfü Bey? Yatırıma, fabrika, üretime verilen para 11.6 milyar dolar. Bu ne demektir? 1 milyar dolar civarında yılda para girmiş. Peki 2003-2016 arası ne olmuş? 180 milyar dolar. 2017'yi de dahil ederseniz bugüne kadar 186 milyar doları bulmuş. Bu nereden oluyor? Güveniyor. Ülkenin geleceğine yatırımcı güvenirse gelir para koyar. Yoksa bizi çok sevdiğinden kimse parasını getirip buraya yatırmaz. Öngörülebilirlik, vizyoner. Vizyon demek geleceği okumak, geleceği görmek, gelecekle ilgili tahminleri yapmak, ona göre iş tutmak. Evet. 2017 sabit fiyatlarıyla, buraya dikkatinizi çekiyorum. 60 milyar lira kamu, yani devlet yatırım yapmış bir yılda. 2017'de 128 milyar liraya çıkmışız yıllık yatırım. Tam bir kat fazla. Ama özel sektörünkine asıl dikkat çekmek istiyorum. Bugün özel sektörle beraberiz. Biz iki katına çıkarmışız. Siz ne yapmışsınız? 2002 yılında 182 milyarlık bir yılda yatırım yaparken 2017'de 4 kat arttırmışsınız. 801 milyar yatırım yapmışsınız. Ülkeyi kalkındıran sizsiniz. Ekonomiyi büyüten sizsiniz. İstihdamı arttıran yine sizsiniz. Biz sadece organizasyon yapıyoruz. Evet, rakamlar ortada. Biz altyapı yapıyoruz arkadaşlar. Yolu biz yapıyoruz. Havalanını biz yapıyoruz. Okulu biz yapıyoruz. Hastaneyi biz yapıyoruz. Ama onun üzerindeki araçları siz yapıyorsunuz. Makinaları siz yapıyorsunuz. Üretimi siz yapıyorsunuz. İşte rakamlar bunu ortaya koyuyor. Kamu zannederler ki kamu dünyanın yatırımını yapıyor. Devlet oraya buraya yatırım yapıyor. Asıl yatırım özel sektör yapıyor. Devletin sesi çok çıkıyor. Gizli kahramanlar, sessiz kahramanlar bu salonda. MÜSİAD yapıyor. Diğerleri yapıyor. Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesin başımın gözümün üstünde yeri var. Yeter ki çalışın kardeşim. Yeter ki üretin. Bir vatandaşımıza daha fazla iş verin. Ne istiyorsanız emrinizdeyiz. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü gençlerimize iş bulmamız lazım. İş bulamadığımız her gencimiz bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor. Ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor. Maalesef. Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık. Bakın 2016 yılında dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var. Ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil. Arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım. Onun için
daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız, daha çok üretim yapacağız, daha çok ürettiğimizi satacağız. Aradaki makası kapatacağız. Bizim iki tane açığımız var. Bir ticaret açığımız, bir bütçe açığımız. Bu iki açığı olabildiğince ne kadar küçültebilirsek ekonomimiz o kadar büyür. Bütün para piyasaları ile ilgili, finansla ilgili göstergelerimiz o kadar güçlenir. Geleceğe bakışımız o kadar daha kuvvetli olur. Kendimizden daha emin oluruz. Devam edelim. 2017 fiyatlarıyla 2002 yılında 242 milyar liralık toplam yatırım olurken 2017'de bu tutar 929 milyara çıkmış. Burada birleştirdik özel sektör, kamu sektörü hep beraber. Özet, kamu özel 15 yıllık iktidarımızda bu ülkede yaptığımız yatırım 9 katrilyon 200 trilyondu bugüne kadar. Sizin yaptığınız, bizim yaptığımız hepsini birleştirdik. 9.2 katrilyon. Bunu milli gelire böl, ne çıkıyor? 3,5. Milli gelirimiz ne kadar? Kaç katrilyon? Geçen seneki 3 katrilyona yakın. Şimdi de bunu böldüm. Nerede Türkiye, niye, nasıl 3 kat büyüdü diye söyleyenlere selam olsun. İşte rakamlar ortada. Bunlar devletin kayıtlarından çıkan rakamlar. Kayıt dışını saymıyorum. Kayıt dışı da ekonomi var biliyorsunuz. Her ne kadar bizim zamanımızda %50'lerden %30'lara gerilediyse de yine de kayıt dışılık var. Bizim gibi büyüyen ekonomilerde öngörülebilirliğin zaman zaman ölçülemediği ekonomilerde bu olabilir. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Bir de bunun ötesinde devlet özel sektör işbirliği var. Bu model de hükümetimiz döneminde çok gelişti. Bakın, özellikle büyük projeleri biz kamunun kaynağı yetersiz, yapamıyoruz. Onun için bu modeli hükümetimiz döneminde ulaştırma yatırımları başta olmak üzere sağlıkta, eğitimde kullanmaya başladık. Bu şekilde yaptığımız yatırımların da bir kıyasını yapalım. Biliyorsunuz merhum Özal döneminde başladı. Bu yap işlet devlet projeleri, kamu özel ortaklığının ilk başladığı yıllar 1986 yıllarıdır. 1986'dan 2002'nin sonuna geldiğimizde 16 yıllık dönemde arkadaşlar sadece 11.4 milyar dolarlık 67 proje kamu özel ortaklığıyla yapılmış. 2002'den bugüne ne kadar olmuş? 48.7 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmiş parasal olarak. Proje sayısı da 154. 67'den 154'e 11 milyardan 49 milyara çıkmış. Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilen yap işlet kapsamındaki projeler için devlete projeyi yaptırdık. Başladı çalışmaya. İş görüyor. Yetmez. Devlete ödenecek pay
70.7 milyar dolar. İşletme süresince. Hani diyorlar ki ya bunları pahalı pahalı yaptırıyorsunuz. Devlet bunlara çuval çuval para ödüyor. İşte söylüyorum. 48 milyarlık yatırım yapmışız. 71 milyar dolar üstüne para alıyoruz. Hem de eseri de alıyoruz. Süre bitiyor. Köprü de benim. Havaalanı da benim. Hastane de benim. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Ne yapalım? Bu memleket böyle. Herkes uzman. Evet, devam ediyoruz. Ayrıca sözleşmesi imzalanmış. Ha, 70 milyar alıyoruz ya. Ödeyeceğimiz de var. Tabii onu da söyleyelim. 10 milyar dolar da ödeme yapacağız. 70'ten 10'u çıkar, 60 milyar cepte. Allah bin bereket versin. Hesapları Lütfi yaptı. Eğer yanlış yaptıysan Lütfi canına okur. Lütfi Bey, Lütfi Elvan Kalkınma Bakanımız, mühendistir. Üniversiteden de arkadaşımdır. Mühendis olduğuna göre hesaplarda... Planlamacı aynı zamanda Kalkınma Bakanımız. Evet. Tabii bu yap işlet devletlerde ulaştırma sektörü başı çekiyor. Aşağı yukarı 36 milyar dolar sadece ulaştırma sektörünün. Diğerleri de diğer sektörler. Böyle iyi gidiyor muyuz bu rakam işleri? Devam edelim. Nasıl siz tüccar iş adamı olduğunuz için boş laflara karnınız tok. Dolar, Türk lirası, paralar, bunlar rakamlar. Evet, devam edelim. Şimdi bunlar reklama girer. Ne kadar yol yaptık, ne kadar hastane yaptık, okul yaptık, bunlar atlıyor. Bunları biliyorsunuz. Şurada bir iki önemli mesele var. Bunu da sizi ilgilendirdiği için söylemekte fayda var. Mesela enerji. Enerji sektörü önemli. Enerji talebini karşılamaya yönelik yatırımlarla 2002 yılında yaklaşık 32 bin megawatt bir kapasiteye ulaşmışız. 2017'ye geldiğimizde bu rakam 81.400 megawata çıkmış. Yenilenebilir enerjinin bunun içindeki payı, yani çeşitlendirme önemli. Sadece bir fosil yakıtlara bağımlı olmak yetmez, doğal gaza vesaire. Ne yapmamız lazım? Çeşitlendirmemiz lazım. 2002'de 12 bin megawatt yenilebilir güç varken bugün 36 bin megawattı geçmişiz. Burada da enerji güvenliği bakımından da önemli bir mesafe aldığımız anlaşılıyor. Tarım. Tarım sektörüne destekler 2002'de 2 milyarın altındaydı. Bugün geldiğimiz noktada 13 milyar liraya çıkmış. Burada da 6 kattan fazla artış var. İmalat sanayi. İmalat sanayinde katma değer üretmede, hani üretelim de ürettiğimizin pahası ne? Herkesin yaptığını mı yapıyoruz? Yok da yaptığımız ürünün bir farkı mı var? Katma değer sağlıyor mu? Bu önemli. Ne olmuş? Dünyada katma değer sağlayan ürün imalatında 20. sıradayız. 2002'de.
Avrupa'da 10. sırada, 2015 verileri var. Dünyada 16. sıraya, Avrupa'ya da 6. sıraya yükselmiş. Bu yetmez. 3 kat, 5 kat giderken burada ufak ufak gidiyoruz. Demek ki ne yapacağız? Daha fazla akıl terini alın terine katarak katma değeri yüksek ürünlere gideceğiz. Başkan 7 tane proje açıkladı. Bu projeler aslında bizim burada ifade etmek istediğimiz konuları ilgilendiriyor. Bilgi yoğunluklu, bilgiye sahip olmak, bilgiyi üretmek, bilgiyi kaynağa dönüştürmek. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Bunun içinde araştırma, geliştirme, yenilikçilik çok önemli. Yerli patent başvuru sayısında da kayda değer bir gelişme görüyoruz. 2002 yılında sadece 414 tane yeni patent başvurusu bir yılda yapılmışken 2016'da 6445 tane yeni patent başvurusu olmuş. Bu da Türkiye'nin dinamik gücünün, Türkiye'nin sanayicisinin, iş adamının ne kadar yeniliğe açık, ne kadar dönüşüme açık, geleceğe yönelik ne kadar olumlu bakış açısı olduğunu gösteriyor. Bilgi iletişim artık gelecek sanal gerçeklikte. Yavaş yavaş dünya sanal gerçekliğe doğru gidiyor. Yani yapay zekaya gidiyor. Bunlar ülkeleri diğerleriyle fark yapacak işlerdir. Makina imalatı, bowlingler, büyük büyük tezgahlarda üretilen parçalar bizi farklı yapmayacak. Akıl teriyle ürettiğimiz ürünler bizi farklı yapacak. Onun için daha fazla araştırma, daha fazla geliştirme, daha fazla yenilikçilik. Bunlara kafa yoracağız. Herkesin yaptığı işi yaparak fark oluşturamayız. Herkesin yaptığından daha farklı bir işi yapmak büyük fark oluşturacak. 150 yıllık, 100 yıllık geçmişi olan şirketler artık büyük cirolu şirketler değil. Dünyada bilinen 15 yıllık geçmişi olan şirketler onları 3 kat, 5 kat geride bıraktı ciro olarak. O şirketler de akıl terini kullanan şirketler. Demek ki akıl teri alın terinin yerini almaya başladı. Ama sadece akıl teriyle olmaz. Alın teriyle akıl teri beraber çalışacak ve bu şekilde ülkemiz beklediğimiz yere geleceğiz. Bakın şimdi mobil telefonda nüfusun tamamına neredeyse mobil telefon verebiliyoruz. Bu sayı 22 milyonun altındaydı. İnternet erişimi bakımından %82'nin üzerine çıktı. Nüfus olarak. Coğrafi alan olarak %95'teyiz. Ancak bilgi toplumu, yani internet üzerinden ticaret yapma, seyahat etme, devletten hizmet alma, e-devlet gibi bilgi toplumu diye bahsedilen ölçüde %68'deyiz. Biz göreve başladığımızda %40'ın altındaydık. Avrupa ülkelerine neredeyse yaklaştık. Altyapımızda ona göre
çok güzel gelişiyor. Eğitimde 300 bin yeni derslik yaptık, 500 bin yeni öğretmen atadık ve üniversiteler 76'dan 85'e çıktı. Bu oranda da muazzam bir altyapı eksikliğini giderdik. Ama içerik konusunda daha yapacak çok işimiz var. Bugün liselere ve üniversitelere girişte yaşanan zorlukların arkasında gençlerimizi mesleğe yöneltmede yeterli bir eğitim sistemimizin altyapısı olmaması. Herkesin normal liseyle geleceğini planlaması büyük bir açmazdır. Gelişmiş ülkelerde orta öğretimden, temel öğretimden orta öğretime geçerken %70'i öğrencilerin kararını veriyor. İlim adamı mı olacak? Zanaatkar mı olacak? Meslek sahibi mi olacak? Bunun kararını veriyor. Biz liseyi bitirinceye kadar ne olacağımıza karar vermiyor. Hele üniversite sınavına gireriz de tıp tutarsa tıba, mühendislik tutarsa mühendisliğe gideriz. Hiç fark etmiyor. Puanımız nereye tutarsa. Bu anlayışla tabii ki bu işlerin planlamasını yapmamız kolay olmayacak. Onun için bu TEOG meselesini bu çerçevede görmek lazım. Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrencilere de haksızlıktır, okula da haksızlıktır, veliye de haksızlıktır. Bu bir süreç. Ta ilkokula başladığı günden başlıyor. Orta öğretim, yani bizim anladığımız şekliyle lise yıllarına gelinceye kadar öğrenci şekillenmesi lazım. Kabiliyeti nere? Nereye gidecek? Bunu da aile, okul, öğrenci birlikte inşa edecek. İşte yapmak istediğimiz bu. Bir sınav yaparak kaderini bir sınavın stresine öğrencilerin bağlamak istemiyoruz. Biz okuduk bu yılları. Ne sınava gittik, ne bir şeye gittik. Ortaokulu bitirdik. Dedik liseye gideceğiz. Nereye gideceksin? Senin oturduğun yer işte Aynalı Çeşme, ancak Kasımpaşa Lisesi'ne gidersin. Başka yere gidemezsin dediler. Gittik tıpış tıpış Kasımpaşa Lisesi'ne. Girdik. Oradan da ne dershaneye gittik, ne bilmem kurs aldık. Bitirdik. Teknik üniversiteye gittik. Yolumuza devam ettik. Eyvallah. Evet arkadaşlar, şimdi sağlıkta da önemli adımlar at. Ben sağlıkta nereden nereye geldiğimizi anlatacak değilim. Sağlıkta değişim, dönüşüm, bütün sağlık ve sağlık sigorta sistemleri birleştirildi. Sağlık kuruluşları tek çatı altında alındı. Muayenede yaşanan o çilelere son verildi. İlaçtı, görüntülemeydi. Tıbbi tetkiklerdi. Bunlar artık Avrupa ülkelerinin bile gıptayla bakacağı bir konuma geldi. 2002'de bebek ölümü, hani sağlıkta nereden nereye geldiğimizi nasıl ölçeceğiz? Bebek ölümü 1000'de 31,5'ken 2016'nın sonunda 1000'de 7'ye düşmüşüz. Anne ölümü doğumda 1064'ten 1014'e gerilemiş. Bunlar önemli şeyler. Yoksulluk, sosyal yardımlar. Sosyal yardımlarda Türkiye müthiş bir mesafe aldı arkadaşlar. Ne kadar sosyal yardımlardaki mesafemiz 2002 yılında 2 milyar civarında sosyal yardım var.
Belediyelerle 5 milyar, 6 milyar. Bugün ne kadar? 33 milyar lira devlet sosyal destek veriyor vatandaşlarına. Engellilere veriyor, yaşlılara veriyor. Efendim gelir düzeyi yeterli olmayanlara 33 milyar destek veriyor. Bizim kamu yatırımları ne kadar Lütfü Bey? Geçen sene, kamu, sadece kamu yatırımı. 127 milyar kamu yatırımı var. 33 milyar sosyal destekler var. Yani belediyeler, melediyeler hepsi dahil 127 milyar devlet yatırım yapıyor. Ama insanına da 33 milyar bütçesinden kaynak aktarıyor. Tabii ki aktaracak. Sosyal devlet lafla olmaz. Vatandaşına sahip çıkmakla olur. Daha fazlasını yapacağız. Nasıl yapacağız? Daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomimizi daha fazla büyüteceğiz. Milli gelirimizi daha çok arttıracağız. Oluşturduğumuz katma değeri de vatandaşımıza vereceğiz. Hedefimiz bu. Evet. Yine dış yardımlarda Türkiye en gelişmiş ülkelerle yarışa girdi. Amerika'dan sonra dış yardımlarda en fazla yardım yapan ülke Türkiye. Hani milli gelire kıyasla sıraladığımız zaman bir numarayız. Cömert bir ülkeyiz. Geleneğimiz, inancımız gereği bunu yapıyoruz. Ha veriyoruz, misli misli de geliyor. Veren el, alan elden daima üstündür. Biz buna inanıyoruz. Evet, bunları da söyledikten sonra biraz orta vadeli programa değinelim. Garipler dünya kadar hazırlık yaptılar. O gün MTV konuşuldu. Başka bir şey bizim OVP güme gitti. Böylesine seçkin bir topluluğu bulmuşken OVP'den orta vadeli plandan da birkaç cümle söylememizde fayda var. Biliyorsunuz açıklanan orta vadeli plan 2018-2020 arasını kapsıyor. Yani 3 yıl. 18, 19, 20. Bu programda ne var? Bu programda büyüme var, istihdam var. Ana başlıkları bu. Büyümeye ve istihdama katkı sağlayacak 5 tane öncelik belirledim. Birincisi ekonomideki istikrarın sürmesi. İkincisi nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi. Üç, yüksek katma değerli üretime yönelme. Tam da sizin dediğiniz şey. Dört, İş ve yatırım ortamının kolaylaştırılması, daha da kolaylaştırılması. 5. Kamu hizmetlerinde kalite. Ne demek? Kamu peynir üretmiyor. Kamu hizmetlerinde kalite demek vatandaşın işi görülüyor mu, görülmüyor mu? Vatandaş yoruluyor mu, yorulmuyor mu hizmet alırken? Devlet dairesine giderken ayakları geri mi gidiyor, yoksa bir an önce gideyim şurada memurlarla görüşeyim mi diyor. Onun için e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak. Bürokrasideki o hantallık azaltılacak. Ve vatandaşla kamu görevlisi arasındaki resmiyet kalkacak. Yoksa iki arkadaş gibi oturacaksınız, meselenizi ortaya koyacaksınız, çözümü beraber üreteceksiniz.
devlet daireleriyle vatandaş arasında bir mesafe vardı. Bu mesafenin azalması lazım, hatta tamamen ortadan kalkması lazım. Bu da bürokrasiyi basitleştirmek ve kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hizmetin elektronik ortama taşınması. 8200 tane kamu hizmeti var. Yaklaşık olarak. Vatandaşın devletle münasebeti olan. Az değil. Dünya kadar iş. Sadece 2600'ünü şu anda biz elektronik ortamdan verebiliyoruz. Demek ki yapacağımız daha çok iş var. İnşallah bunları da yapacağız. Bu elektronik ortamdan hizmet vermeye başladığımız ilk zamanlarda bir hatıramı sizinle paylaşayım. Neler yaşadık? Bu e-devlet hizmetlerini kabullenmesi kamudaki çalışanların kolay olmadı. Çünkü bir anlamda kamusal güç elden gidiyor. Pasaport alınacak. Koymuşuz ekrana, efendim işte internet üzerinden pasaportunuzu alabilirsiniz. Ne kadar güzel yazıyor. İşte efendim şuraya bas, bunu işaretle, bilmem ne falan topluyorsun, hop gönder, gönderiyorsun. Pasaport işte filanca gün git gel, gel al. Gayet mutlu herkes. Koşa koşa pasaport almaya gidiyor. Bankodaki memur kağıdı uzatıyor. Şunu doldur. Adın, soyadın, baba adın, ana adın. Ya beni onu doldurmuştum diyor. Sen bir daha doldur kardeşim. Nüfus kağıt getir. İkamet getir. Fotoğraf. Ben göndermiştim. Olmaz. 4-6 ev adında arkası beyaz zemin olacak. Fotoğraf çektir getir. Şuraya git parayı yatır. Yani yaptığı bütün işleri yok farz edip tekrar hepsini aynı yeniden yaptırtıyorum. Bunlar şimdi büyük oranda gitti. Sorgulama yapıyorsunuz, hizmet alabiliyorsunuz, birçok işinizi, hatta vergi falan da yatırıyorsunuz değil mi? Bir problem var mı? Yatıramıyor musun vergi? Alırken problem. Yani biz şimdi vergi e-devlet altyapısından para yatıramıyor muyuz devlet? Niye öyle çekinerek söylüyorsun? Ya devlette alacağınız kalmaz. Böyle merak etmeyin. Ya. Net. Bugün almazsanız yarın alırsınız. Yarın olmazsa bir sene sonra. Biraz KDV alacağınız var biliyoruz. Niye başımıza kakıyorsunuz? Ya? İşleri düzeltince ödeyeceğiz. Evet, daha birçok hedefimiz var. Bak ne güzel gidiyorduk. Çıkınışta konuşalım. Böyle ulu orta sorulur mu? Ekonomide yaşanan ivme ile birlikte ertelenmiş yeni yatırım kararlarının hayata geçirilmesi. Cazibe merkezleri bu programın başında. İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde tamamladık. Bütün çalışmaları başlatmış olacağız. Büyüme. Büyüme yıllık oranda her 3 yıl, önümüzdeki 3 yıl minimum %5,5 olacak. Ayrıca işsizliği de 2019'dan itibaren çok iddialı bir hedef,
tek haneye düşürüyoruz. Yani %10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2020'de tabii biraz daha düşecek. Buradaki problemimiz şu. Biz istihdam oluşturuyoruz. Sağ olun, yatırım yapıyorsunuz, yeni istihdam alanları açıyorsunuz ama istihdama katılım genç nüfusumuz olduğu için oluşturduğumuz istihdamdan daha fazla. Bu bir. Bir de tabii üretime katılan sayı oranı %43'lerdeydi, %53'lere geldi. Hanımlar daha fazla hayatın içinde olmaya başladı. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Daha da artmasını bekliyoruz. Tabii bunları bir şikayet olarak söylemiyorum. Bu ne, niçin? Daha fazla iş yeri açmamız lazım. Daha fazla üretim yapmamız lazım. Daha fazla ticaret yapmamız lazım. Ama önemli bir konu, ihracat yapıyoruz ama ihraç ettiğimiz ürünlerin içinde %70'ten fazlası ithalat. Bu bizim büyük bir açmazımız. Buradaki yerlileştirme ve millileştirme çalışmamıza da hız vereceğiz. Bu niye olmuyor? Bizde yok mu? Her şey var. Rekabet edecek düzeyde değil. Rekabet edecek düzeye iç üretimimizi getirmemiz lazım. Buna önümüzdeki 3 yıl içerisinde yoğunlaşmış olacağız. Yine 3 yıllık programda 2020'nin sonunda 195 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi, iletişim teknolojileriyle ileri malzeme teknolojisi alanında araştırmacı yetiştirilmesi, araştırma altyapılarının oluşturulması, Ar-Ge destek ve ticarileştirme programlarının uygulanması için daha cömert destek vereceğiz. Bunlar bize fark oluşturacak. Bunlar bizim katma değer sağlayacağımız alanlar olarak önümüzde duruyor. Petrokimya, ilaç ve savunma ile ilgili yatırımlara daha fazla önem vereceğiz. Robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka teknolojileri ve bunların yerli üretimini içeren sanayinin dijital dönüşümü yol haritasını 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Program döneminde yazılım başta olmak üzere yüksek katma değerli teknolojik dönüşüme müsait hizmetlerin ihracının artmasına ayrı bir önem vereceğiz. Turizm gelirlerimizi arttırmaya yönelik destekleri sürdüreceğiz. Evet, bunlar özetle 3 yıllık orta vadeli programı ana hatlarını oluşturuyor. Şimdi sözlerimizin sonuna geliyoruz. Ne diyeceğiz? Bugüne kadar başardıklarımız, başaramadıklarımız ortada. 15 yıl iktidardayız. Şimdi kendimizi bir önceki 15 yılla kıyaslamak da çok fazla milletin ilgisini çekmiyor. Biz kendimizi kendimizle kıyaslar hale geldik. Onun için işimiz biraz zorlaştı. Ben bunları 2005'te size anlatsaydım hiç zorlanmazdım. Şimdi 2002'den beri olanların hepsini anlatmam lazım. Siz diyorsunuz, ne anlatıyorsun kardeşim? Bu dönemlerde siz hep iktidardasınız. Ne varsa vebali boynunuza. Bakın 15 yılda ülkede başımıza gelmeyen kalmadı. Hatırlayın.
İktidara gelmişiz kardeşim. 19 Kasım 2002 hükümet kurulmuş. 58. hükümet. 8 Ocak 2003. Zehir zemberek silahlı kuvvetlerinden açıklama. İrticaya geçit yok. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Keskin bir bildiri. 19 Kasım, 19 Aralık, 8 Ocak. Ne kadar ediyor? 1,5 ay. Lan 1,5 ayda nereden geldi bu? Açın bakın o tarihleri. Ama o gün ne oldu biliyor musunuz? O gün maalesef Diyarbakır'da bir uçak kazası oldu. 57 vatandaşımız hayatını kaybetti kötü hava şartlarından. Dolayısıyla bu bildiri güme gitti. Hiç kimsenin ilgisini çekmedi. Ta ki 2007'ye kadar. 27 Nisan'da tekrar bildiri e-muhtıra olarak karşımıza geldi. Ama o arada sizin bilmediğiniz, bizim çok iyi bildiğimiz bir sürü işler oldu. Yani tabir caizse kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik demek durumunda kaldık. Devlette insicam bozulmasın, istikrar bozulmasın diye her türlü dirence karşı vatandaşa verdiğimiz sözün arkasında durdu. Sonra Cumhurbaşkanı seçilemez. 367 icadı. Onu da açtık. Bu sefer malum 17-25 Aralık FETÖ'cülerin yargı darbesi. Ondan önce MİT meselesi vesaire. Yargıyla ilgili başka karşılaştığımız sorunlar ve nihayet gezi olayları durup dururken bu oldu. Faizler 100 yıllık seviyenin altına düşmüş. %4,6'ya gerilemiş. Enflasyon %6'lara inmiş. Türkiye o ay IMF ile borcunu sıfırlamış. En büyük projeleri 3. havalimanı 11 milyar avroluk yap işlet devret projesini gerçekleştirmiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ihalesini yapmış. Her bakımdan iyiye giden bir ülke. Ve hemen gezi olayları. 17-25 Aralık, nihayet 15 Temmuz. 15 Temmuz yaptığı tahribat bakımından 1960 ve 1980 darbelerinden daha yıkıcı bir olaydır. Sonuçları itibariyle söylüyorum. Ve bugün bir yıldan, 15 aydan beri biz bunun doğurduğu hasarları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Yeni yeni hasarın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bakın müebbet hapisler ardı ardına geliyor. İstediğin kadar sen rüya tabirleri gönder. Umut pompala. Herkes yaptığının hesabını verecek. Türkiye hukuk devleti, hukuk devletinde olması gereken neyse o olacak. 250 vatan evladının kanına giren bu alçaklar hesabı verecek. Ve nitekim veriyorlar. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar başardıklarımız var, başaramadıklarımız var. Ben hep şöyle diyorum, 15 yıldır şeytan taşlamadan arda kalan zamanlarda iş yaptık.
Şeytanları azalttıkça daha fazla zamanımız olacak. Bundan sonra daha çok işe yoğunlaşacağız. Daha çok iş yapacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha çok insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Bu başarıları bugüne kadar nasıl birlikte elde ettiysek, bundan sonra da omuz omuza, el ele, birlikte daha fazlasını inşallah yapacağız. Reel sektörümüzde, sanayicilimizde, işçimizde, memurumuzda, çiftçimizde çok daha iyi seviyeleri, çok daha yüksek standartları elbette yakalama fırsatı bulacağız. Bu girişimleri, bu çalışmaları yine engellemek isteyenler mutlaka olacak. Ondan kaçış yok. Kıskananlar, önümüzü kesmeye çalışanlar çıkacak. Bölgeye bakın. Bölgede yeni planların gözümüzün önünde nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyorsun. Güney sınırlarımızda yeni bir kuşak oluşturulmaya çalışıyor. Yeni bir baş ağrısı oluşturulmaya çalışılıyor. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu bizim milli güvenlik meselemizdir. Ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Evet, Türkiye mutlaka hak ettiği yere gelecektir. Bundan dost, düşman, herkes emin olsun. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için canla başla hükümetimiz çalışıyor. Özel sektörümüzde sizlerle beraber el ele vererek bunu başaracağız. İnşallah gelecek 10 yılda da yeni bir tarih yazacağız. Yeni bir destan yazacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken MÜSİAD Vizyoner 2017 programının hayırlara vesile olmasını diliyor. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ali Bayramoğlu, saatine baktı. Ne kadar oldu? Bir saat. Bir saat çok uzun olmuş. Kusura bakmayın. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Kendilerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kağan Bey ile birlikte sponsorlarımıza plaket takdimimiz olacak. Değerli misafirler, MÜSİAD ailesinin değerli temsilcileri, bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde elbette MÜSİAD yönetiminin, başkanının büyük emekleri var. Ama bu organizasyona destek veren ve yansıda isimlerini tek tek okuyamadığım firmaların büyük katkısı var. Ben huzurlarınızda bütün bu firmalara bu organizasyonun gerçekleşmesi için verdikleri katkıdan, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Plaket hazırlamış başkanımız, onları bakanlarım verecek. Tek tek burada isimleri okunarak plaketlerinizi alacaksınız. Plaketleri almadan salondan ayrılmayın. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, size
Şimdi tabii dönüşen dünyada, yeni Türkiye'de biz bir değişiklik, bir dönüşüm yaptırıyoruz, yaptık. Sizin adınıza Afrika'da gözü görmeyen, göz rahatsızlığı olan insanlarımızdan 30 kişiye katarak ameliyatı yaptırdık sizin adınıza. Bunun size şeyini bil. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir şey olmuş. Sağ ol başkan, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Efendim, kıymetli misafirlerimiz, tüm konuklarımız yerlerinde kalırlarsa eğer, sayın bakanlarımızın sponsorlarımıza plaket takdimiyle gecemiz devam edecektir. Evet, sayın başbakanımız salonumuzdan yoğun programları sebebiyle ayrılmak durumunda kaldıkları için tüm misafirlerimizi biz kısa bir süreliğine tekrar yerlerine davet ediyoruz efendim. Salondaki tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Sayın bakanlarımızın sponsorlarımıza plaket takdimini gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm konuklarımızın yerlerini almalarını bekliyoruz. Efendim, salondaki sükun...